İşte Arnavut gelini Beyza'nın Balkan lezzetlerine yer verdiği sunum masası. Arnavut mantısı, namı diğer samsa, elle açılır, dışı çıtır çıtır çarşaf böreği, tavukla pilavın fırında birlikte pişirildiği tavuk büryan, çörek otuyla süslenmiş peynirli kapya biber dolması, davet sofralarının en leziz ikramı vişneli yaprak sarması ve eşsiz lezzetleriyle ev baklavası Beyza gelinin misafirleri için hazırladığı ikramların bir kısmı. Balkan soframa hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün sizlere bu lezzetleri sunmak istedim. Tanıtmak istiyorum öncelikle. Burada samsamız var, burada büryan var, burada trilçemiz var, burada Arnavut böreklerimiz var. Hem patatesli hem ıspanaklı hem de pırasalı var. Burada Arnavut şekerparesi var, Berat'ın anneannesi yaptı bunu. Burada cevizli lokum var, Hürmüz teyzem yaptı bunu da. İşte her birinin tek tek emekleri geçti, hepsine teşekkür ediyorum. Herkesin eline sağlık. Önde de ben bir şeyler görüyorum ama onları... Evet, orada da baklavamız var. O da kayınvalidemle Nazife ablamız yaptı. Altta da yine dediğim gibi böreklerim var. Onları saymıştım. Masam için yorumlarınızı bekliyorum. Ben bardaklarını beğendim. Aynısı Sultan'da da vardı. Orada da beğendiğimi söylemiştim. Ama etrafında gold olsa tabaklarına daha çok uyabilirdi. Teşekkür ediyorum yorumun için. Ben de sana biraz katılıyorum ama o şekilde bulamadım bardağımı. O yüzden de bunu tercih ettim. Masa örtün güzel, şık mendille birlikte gayet de uyumlu. Teşekkür ederim. Ben de beğenerek aldım. Sultan'ın masasında galiba inci vardı. Orada beğendiğini söylemiştin. Evet. Yani kendi masamdan olduğunu söylemiştim. Aynen, seni kullanacağını tahmin ettim zaten. Tabii. Yani inciyi pek uygun bulmuyorum ama masa örtüne falan uygun. Neden uygun bulmuyoruz? Arkadaşlar çok takıldınız bu inciye. Zaten hepsi böyle yani, bu model. Daha ne bekliyorsunuz? Ya... Eskidi gibi bana göre yani. Ne eskidi? Daha farklı şeyler de var. Ama masa örtüsüne ve peçetesine uygun olduğunu söyledim. Hani farklı bir şey de kullanabilir. Bunu yüzük olarak, evet. Nasıl yüzük olarak kullanıyor mesela? Bir dener misin? Buraya işte yüzük olarak buna yüzük deniyor olarak. Ya. Yüzük takılsa bu yüzük gibi diyeceksin. Hayır, bunun adı yüzük, farklı yüzüklerden kullanabilir. Peçete bence yüzüğü. Gayet de şık. Sonuçta burada da inci var. Bu da bunu tamamlıyor yani. Bence lezzetlerimi konuşalım burada diye düşünüyorum. Mesela trilçem hakkında ne düşünüyorsunuz? Büryan vesaire. Bunları size tek tek ikramda edeceğim inşallah. Ben tabaklarına yorum yapabilirim. Gayet güzel duruyor. Ama sadece çatal bıçak takımında gold olsaydı daha uyumlu olurdu gibi geldi. Ben de gold tercih etmek istiyordum aslında ama o an bunları bulamadım. Biraz aceleye geldiği için bunları kullandım. Ya peçetelerin de pek uyum sağlayamamış. Çok renkli, karmaşık olmuş. Daha düz, sade bir şey seçebilirdin. Ya da düz siyah bir model olsaydı patlatabilirdi ama mavi, sarı çok karışık olmuş. Peçetelerini de beğenemedim. Burada bana gönderme galiba Fenerbahçeli peçetelerimizde. Evet. Sen hala dünde kaldın herhalde. Evet. Sen sürekli dünü sayıklayıp duruyorsun. Dün bitti artık. Hoşuma gitti. O yüzden söylemek istedim. Bugünü yaşıyoruz. Evet. Kırmızı biber benim dikkatimi çekti. O şekil sunacağına daha böyle yoğurtlu, uzun geniş bir tabakta soslu bir şekilde o şekilde sunsaydın daha güzel olabilirdi. Aceleye geldi yoksa ben katılıyorum sana. İsterseniz lezzetlerine bakmaya başlayalım. Evet, bakalım. Tabii başlayabiliriz. Ben acı yemek takımının fiyatı nedir? Yemek takımımın fiyatı 12.000 TL. Çatal kaşığı? Çatal kaşığım 4.000 TL. Tamamdır, teşekkür ederim. Afiyet olsun. Bu tepsinin içindeki ne acaba? Bu samsa, yoğurtlu samsa. Bunun içinde herhangi bir kıyma olmuyor. Aslında bu Arnavut mantısı da diyorlar. Hatta mantiye de diyorlar, belki sen bilirsin. Mantiye de diyorlar. Bunun üstüne böyle yoğurt oluyor ama hamurun içi boş oluyor. Merak ettiysen servis edebilirim. Birazdan alacağım. Masa örtünün fiyatını öğrenebilir miyim? Masa örtümün fiyatı 350 TL. Zeynep'ciğim, sen hiç yorum yapmadın. Masamda beğenmediğin bir şey mi oldu? Ya da sen mesela daha mı iddialısın, ondan mı sustun? Evet, ben zaten kendi günümde iddialı olduğum en başından beri söylüyorum. Masada aslında çok beğenmediğim bir şey olmadı. Sadece kaşıklar, onda kızlar yorum yaptığı için kızların önüne geçmek istemedim. Yorumladılar zaten. Onun dışında yani masada çok gördüğümüz bir şey yok aslında ama yine de ellerine sağlık, yapanların ellerine sağlık. Sonuçta evet, bir emek doğru. Harcamışlar. Evet. Sadece 3 çeşit aynı börek çeşit. Bu arada masada çok bir şey yok dedin ama şunu söylemek istiyorum. Demiştim. Keşke çok bölmeseydim ama. Efendim? Keşke bölmeseydim. Tamam. Tamam, devam. Devam edebilir miyim? Evet, kibarlığım. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Keşke 3 çeşit börek çeşidi olmasaydı. Yani onun yerine daha farklı bir şey yapabilirdin yani. Balkan sofrası kurmak istedim. Onun dışında bir şey kullanmak istemedim. Sadece yani şöyle, Balkan dediğimizde biraz böreklere giriyor daha fazla. O yüzden ben de hamur işlerine biraz yoğunlaştım. Yani burada tek yapabileceğim mesela buydu. Evet, filya tarzı şeyler de var mesela.
Ama bu filia tarzı şeyler yani çok uzun süren şeyler. Yani bunları yapamamda evet 7-8 saat şey pardon 4-5 saat süren bir şey. Sende var mı yoksa yiyecek miyiz? Hanımlar günümde göreceksiniz. Evet. Benim böyle bir sofram olmayacak bu arada. Evet benim de ben de Balkan geliniyim. Böyle bir sofram derken? Yani az olmayacak. Yani mesela bende Bulgaristan'a ait bir şey olmayacak atıyorum. Anladım. Macirlik yok yani. Benim tamamen Arnavutluk. Ama senin bunu yanında yardımcın olmana veriyorum. Yani sadece kayınvaliden ve komşularıyla hazırladığını söylediniz. Evet. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz yani. O kadar. Benim yorumum bu hanımlar. Şeyler yiyebilir miyiz? Tabii ki de. Dün demiştin ki Eda Nur'un evinde Balkan esintisi yaratacağım masamda diye. Ama ben bir esinti göremiyorum. Esintiyi ben size bence bahçemde hissettirdim diye düşünüyorum. Geldiğinizde zaten bir Balkan esintisiyle karşılaştığınızı düşünüyorum. Bu sofrayla olacak iş değil belki de. Orada hissettirmişimdir diye düşünüyorum. Niye orada beğenmedin mi? Orada bir Balkan esintisi almadın mı? Yok güzeldi. Karşılamanı çok beğendim. Teşekkür ederim. Burada evet birazcık yetersiz kalmış olabilirim. Bunu kabul ediyorum. Dediğim gibi biraz telafi edeceğiz umarım. Sen istediğin bir şey var mı koyabilirim? İkram etmek istediğim. Sanırım masanda içecek yok. Benim gözümü çarpan. Evet. Masamda içecek koymayı unuttum. Normalde vardı ama istiyorsan hemen getirebilirim. Yok teşekkür ederim bu arada. Getirmene gerek yok. Ben sadece kızlar sizin için de yine aynı şekilde. Sordum. Acaba özel bir sebebi mi var? Başka bir şey mi hani ikram edeceksin tarzında? Onun dışında bir şey yok. Ama ben koymasaydım ki cuma günü de göreceğiz hanımlar kesin yorum yaparlardı. Yapardım. Yani orada süraya dökülmedi diye sultanın masasında evet. Reyon var. Dedik hepimiz. Ben de bunu söylemek istiyorum. Yani ben koydum. Ben de neler neler derlerdi bilmiyorum yani koymasaydık. Siz benim market reyonuma kurban olun yani burada bir damla su bile yok. Onu ne yapacağız? En azından burada yok. Senin masan güzel de olsa o market reyonu zaten bütün güzelliği silip süpürdü. Yo gayet güzeldi Mehtapçığım. Yani ben bir sürü içecek koydum oraya sizin için. Tamam senin gününü yorumladım zaten. Daha tamam, geçti daha geriye dönemiyoruz maalesef. Az önce arkadaşımız dedi ki evet cuma günü olsaydı yorum yapardım. Neden şimdi bu masaya yorum yapmıyorsun da cuma günü eksik olsa yorum yapacaksın? O sordu açıkladı o yüzden sorma gereği duymadım. Ama hayatım az önce dedin ki evet ben... Sorun ederdim dedim. Buradakini evet. Niye sorun etmiyorsun? Yani tamam. Cuma'yı ediyorsun da niye bu şu an bu masayı sorun etmiyorsun? Bu bana mı özel yoksa hanımlar? Yarın da. Hayır bana da olabilir. Yarın da benim günüm. Şu an eksik olsa o zaman bana yorum yapacaksın. Evet yapacağım zaten. Şu an niye yapmıyorsun? Ben onu soruyorum. Zeynep'ciğim ben sana bir şey sormak istiyorum. Asıl sen niye bir şey demiyorsun? Şimdi Bursa masası mı oldu bu? Buradaki sadece lokumla Bursa masası mı oldu önde diye? Arkada olsa Bursa masası olmayacak mı yani? Bana öyle demiştiniz. Seninkisi mutfakta ağırladın bizi. Burası evet. Bir salon ve burada bir tezgah yok. Yani bunu ikram olarak koymuş sanırım. Çünkü traliçe var. Biz mişoriz diyoruz. Tavuklu biz soğanla yapıyoruz bunu. Yani eşimin tarafı öyle yapıyor. Yöresel. Arnavut böreği yöresel. Samsa yöresel bir şey zaten. Arnavut baklavası diyoruz biz 80 kat oluyor. Yani burada yöresel görüyorum anladın mı? Bursa'ya dair bir şey koyulmamış zaten. Bursa geleneği olduğumuz yani. İçin ben Bursa'dan da bir şeyler beklerdim. Ben de yapmıştım. Lokum. Bir tamam. Şeyler dedin buyur hayatım. Lokum yani sadece. Ben onu size evime girmeden ayaküstü lezzet olarak tanıttım. Yaptım ve gösterdim. Bir de şunu demek istiyorum. Hayatım sen tanıtmadın ya. Orada tepsi duruyordu. Sen hamur yoğuruyordun. Evet. Ben de arkamı döndüm. Yüzsüzlük yapıp aldım. Arkadakini alabilir miyim ben? Tabii alabilirsin. Elin yanmasın Tutmaya ama. Tutmaya bir şey burada var. Evet orada sana. Var. Vallahi Eda'cığım sen orada anlatırken benim bayağı canım çekti. Ben şöyle şuraya koyayım. Tamamdır. Şuradan alıyorum. Tamamdır yiyebilirsiniz. Hatta şuradan ortasından alayım. Ortası daha güzel olur derler bizim orada. Aynen. Ben sen koymadın önüme. Ben size bekletmemek için önden yaptım. İnşallah siz de yaparsınız. Yani bilmiyorum bu kadar. Bir de şey söylemek istiyorum. Tabaklarını uyumsuz buldum. Cam, tepsi veya bu yemek takımının devamına koysam bile bence bu kadar göz yormazdı. Şöyle bunların hepsini gerçekten olduğu gibi sergilemek istedim. Yani bölmek istemedim, buna koymak istemedim. Bunu dediğim gibi aynı şeyi Sultan'da da yaşamıştık. Yani bunu başka türlü kullanamazdık evet, çünkü bunda pişmesi gerekiyordu. Onun dışında bunu da yine porselen bir şey bile bulamadım. Şöyle bunu alabilirdin bunu da bu aslında. Şekilde. Yok bunu bu tabaklara da bunun devamı varsa eğer buna evet, da ikram edilebilir ama aslında. Ben böyle bütünlük olsun istedim. Masamda böyle dolu dolu görünsün istedim. Şöyle yani söyleyeyim. Hitap etsin istedim. Ben masama sadece uyanları koydum, onları arkaya koyduğum için benim sofram Bursa sofrası olmadığını iddia ettiler. Bence Bursa sofrasıydı. Ben yine sana teşekkür ediyorum. Bursa sana demiyorum zaten.
Zaten incir dolma çarptırdığı vesaire. Kişi burada hayatım. Bana söylüyorsun. Bana da söyledi aynı şekilde. Ama senin yöresel şeyin arkadaydı. Çünkü önde kaplarım değildi. Uygun değildi. Ben de alamadım. İşte ona göre kızlar, bir şey yapsaydı. Söyleyebilir miyim? Neden Eda Nur'un üzerine bu kadar yüklendiniz? Ben neden Eda kendi gününden çıkamıyor pardon? Ben siz çıkamıyorsunuz. O kadar aklınızda kalmış yani ama çeşitleri. Sen yorum yaparsan ben tabii ki de cevap vereceğim. Kendimi savunacağım. Kusura benim bakma. Benim önce Bursa lezzetime rağmen Bursa masası değil dediniz. Burada bir lokum olduğu halde Bursa masası Bursa masası. Hayatım, Bursa'yı öyle bir tanıştırıyorsun ki Bursa sadece hamur içinden ibaret mi? Benim sadece hamur yoktu, lokumum vardı, yani kestanem vardı, kestane şekerim, hepsi vardı yani. Ben 3 gündür hamur işi görüyorum. Hayatım, masanda diyorsun, senin masanda gördüklerimiz stabil belli şeylerdi. Bildiğin 5 çayın menüsü yani. Senin yöresellerin tezgah farkı. Kızlar. Çünkü ben bir de sana bir şey söylemek istiyorum öncelikle, müsaaden varsa. Var. Ben bu konuda kesinlikle Beyza'ya katılıyorum hanımlar. Çünkü böyle şeyler tepsiden çıkabilecek bir şeyler değil yani. Yok çıkar ama sen yani şey görüntüsünü evet mi? Sonra da görüntüsünü yani, görmek evet, istiyorsun. Beyza yani. Şöyle söyleyeyim. Için... Neden bu sarmanın içi mor? Şöyle çok güzel bir noktaya parmak bastım Mehtap'cığım. Evet dikkat edin. Öncelikle bu sarmayı ben yaptım. Yaptığım bir şey var mı diye sormuşsunuz. Şimdi geldi aklıma evet bunu ben yaptım. Şöyle. Bunun vişneli sarma yapmak istedim. Hep sarma yapıyoruz. İlk defa. O yüzden vişneli sarma yapmak istedim bu şekilde. Bu da Balkanlara özgü bir şey. Ege'lerden geliyor. O yüzden bunu eklemek istedim. Beyza ben bardak takımının fiyatını öğrenmek istiyorum. Bardak takımlarım tekli tekli satılıyordu. Sultan sen de bilirsin. Fiyat hatırlıyor musun? Gerçekten ben de hatırlayamadım sağ ol. Ama şöyle 1600 TL diyebilirim. Çünkü ben 8 tane almıştım. 12'yi tamamlamamıştım. Bu arada ben vişneli sarmanın tadına baktım. Hiç beğenemedim. Çok ekşi ve tuhaf değişik bir tadı var. Tabii o senin kendi tercihin dediğim gibi. Ama ben açıkçası seviyorum vişneli sarmayı. Hatta bunu özellikle yemek için bazı yerlere gidiyorlar. Yani sırf bunun için gidiyorlar. Siz nasıl buldunuz tadını? Ben beğendim. Size hitap etti mi? Ama biraz tuzsuz gibi sanki. Tuzsuz dedin. Ben de sevdim. Sevdin sen? Ben de beğendim yani. Değişik bir sarma. O zaman zevkler ve renkler diyorum. Damak tadı. Saygı duyuyorum sana. Hanımlar sunum masası yorumlarınız bu kadar sanırım. Bitti ses. O zaman ikramların tadına bakın ardından Beyza'nın tanışma hikayesine geçelim. Hadi dinleyelim. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz.